Rifat Serdaroğlu 26 Mart 2024 rifatserdaroğlu.net Bir kenara not edin. Bunları bir kenara not edin ki, Türk Devleti kendisine kurulan bu tuzaklardan kurtulduğu vakit, kimler yaşıyorsa çocuklarına anlatsınlar ve çocuklarınız bunu yargıya taşıyıp hesap sorsunlar. Türkiye'de AKP iktidarı zamanında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı değişmelidir. Türk bayrağının adı değişmelidir. İstiklal Marşı değişsin, Türkçe ve Kürtçe resmi dil olsun diye televizyonlarda rahatça konuşan bölücüler, AKP ve Erdoğan tarafından akil insan madalyası takılarak Türk milletinin üzerine salınmışlardır. Bu tutum açıkça Türk Devleti'ni yıkmak ve anayasayı çiğnemektir. Türkiye'de AKP iktidarı zamanında AKP ve Erdoğan, devlet yetkililerini PKK baronlarıyla görüştürerek Türk askerini, Türk polisini şehit eden 25 adet PKK'lı katili serbest bırakmak için Habur'da seyyar mahkeme kurdular. Seyyar mahkemede pişman değilim, bugün olsa yine öldürürüm diyen PKK'lı katiller aynı gün serbest bırakıldı. PKK'lı katiller binlerce insan eşliğinde şeref salonlarında konuk edildiler. Tüm bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valilerinin gözleri önünde oldu. PKK katiline göre özel mahkeme kurmak Türkiye'de adaletin yok edilmesidir. Hukuk devleti ilkesi ayaklar altına alındı. Türkiye'de AKP iktidarı zamanında eğitim sistemi altüst edilmiştir. Tarikat ve cemaatlerin yönetimindeki kaçak kursların sayısı 10 bini geçmiş ve çocuklarımız birer cumhuriyet düşmanı olarak yetiştiriliyor. Okulların büyük kısmı tarikat ve cemaatlerin denetimine bırakıldı. FETÖ AKP ve Erdoğan tarafından devletin her kademesine sokuldu. Bu tutum eğitim birliği ve laiklik ilkesinin yok edilmesi demektir. Türkiye'de AKP iktidarı zamanında biat kültürü gelişti ve tek adam yönetimine geçildi. Mecliste tek söz sahibi Erdoğan oldu. Hükümet Erdoğan'ın emrindedir. Yargı iktidarın denetimindedir. Tüm üst düzey bürokrat atamaları Erdoğan tarafından yapılmaktadır. Bu tutum demokrasiden vazgeçilmesi ve dikta yönetimine gidiştir. Değerli okurlar, tüm bu yazılanlar sizin bildiğiniz gerçeklerdir. Hepsi sizlerin gözleri önünde oldu ve siz susarak destek verdiniz. Bunlar bana ne canım bana mı kaldı denecek türden işler değildir. Biri evinize girse ve aile fertlerinizi silahla öldürmeye kalksa bana ne benim işim değil polisin işi diyebilir misiniz? Ama sizler sustunuz hala da susmaya devam ediyorsunuz. İşte bu yüzden bu yazılanları bir kenara not edin dedim. Yarın çocuklarınıza neden ve niçin korktuğunuzu, özgürlüğünüzün nasıl elinizden gittiğini anlatmanız da size yardımcı olur. Çocuklarınız ve Kurtuluş Savaşımızda şehit olan dedeleriniz sizi affederler mi? İşte orasını ben bilemem. Not 22 yıllık AKP tek adam yönetimi sonunda Ürkücüler kimliklerini kaybettiler. Türk milliyetçiliğini temsil ettiklerini iddia eden genel başkanların hepsi defolu hale geldiler. Kimi tükürdüğünü yalayarak saray bekçisi olmayı seçti, kimi milletvekili sıralarını parayla satıp kendini bitirdi, kimi Sinan Oğan'a cumhurbaşkanı adayı göstererek zengin oldu. Solcular ideolojilerini kaybettiler. Tarikat ve cemaatlerle iç içe olan solcu siyasetçiler gördük. Diyanet Akademisi'ne evet oyu verenleri, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmelettin'i aday gösteren solcuları gördük. Siyasal İslamcılar inançlarını kaybettiler. Bunlar her türlü hırsızlığa ve yalana açık hale geldiler. Paraya tapar hale gelip itikatlarını kaybettiler. Her zamanki gibi Türk devletine ve Türk milletine doğruyu gösteren, kaya gibi dimdik duran Atatürk ilke ve devrimleri oldu. Anladık mı? Rifat Serdaroğlu